İttifakı diye çıktığı yolda büyük bir değişimin ateşini yakan, işimiz gücümüz Türkiye diyen, işimiz gücümüz Alanya diyen, geleceğe umutla bakmamız için, halk için, halkla iç içe, halkla beraber mücadele veren, umudun coşkulu ve güçlü sesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in kürsümüzü teşriflerini arz ederim. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının genç lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sizleri sevgiyle selamlıyor. İyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz Alanyalılar. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım Alanyalı'na. İşimiz gücümüz Türkiye, duyuyorsun değil mi? Merhaba Alanya. Atatürk'ün beğendiği kadar, övdüğü kadar güzelsiniz. Şüphesiz bugün hem Gazipaşa'da hem burada bu kampanya döneminin en sıcak mitingini yaptık. Alanya için özel olarak söylüyorum, bu kadar güzel bir coğrafyada, bu kadar güzel bir insanla, bu kadar muhteşem bir meydanla birlikte olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Elbette adaylarımızı konuşacağız. Elbette sorunlarımızı konuşacağız. Alanya'yı ve Antalya'yı konuşacağız. Öncelikle Antalya bu hükümet tarafından üvey evlat muamelesi gören bir ilimiz. Antalya'da toplanan vergi Türkiye'deki gayri safi milli hasılanın %4'üne yakın. Antalya'dan 10 kat vergiyi topluyorlar ama yatırım bütçesinde Antalya'ya 1 veriyorlar. Yani sizden kepçeyle alıyorlar, çay kaşığıyla veriyorlar. Antalya'yı ve Alanya'yı bu kadar çok ihmal eden bir hükümet şimdi gelmiş, bir sefer siz kazanıyorsunuz, bir sefer biz diye Antalya Büyükşehir'i yeniden alacağını düşünüyor. Oysa 5 yıl boyunca dürüstçe çalıştık, gayretlice çalıştık, israfı bitirdik, hizmeti getirdik. Kimseyi, rant çevrelerini değil, halkın çıkarlarını kolladık ve bir kez daha Antalya'yı kazanmak için kolları sıvadık. İki kez üst üste kazanacağız ve Antalya'yı bir daha vermeyeceğiz. Alanya'ya gelince, Alanya geçmişte sosyal demokrat belediyeciliği bilen, partimizin seçimlerde, son seçimlerde dahi birinci parti olduğu, vatanını seven, milletini seven, bayrağını seven, cumhuriyetçi, Atatürkçü insanların olduğu bir cumhuriyet kenti. Ama bir süredir sosyal belediyecilikten mahrum. Belediyeyi yönetenler ne buldularsa sattılar. Her metrekareyi birilerine peşkeş çektiler. Ve maalesef bu kadar çok satıp, bu kadar çok para kazanıp partilerinin ve ittifaklarının finansmanını, onların zenginlerini düşündüler. Antalya'yı düşünmediler, Alanya'yı düşünmediler. Şimdi Alanya'da benim bütün Türkiye'de söylediğim bir şeyi Alanya'da yapıyoruz. Alanya'da bir Alanya ittifakını kuruyoruz. İlçe başkanımız aylar öncesinden geldi. Örgütümüzün tam bir mütabakatını iletti.
sadece CHP'lilerin değil, geçmişte birlikte ittifak yaptığımız iyi insanların, milliyetçi demokratların, yine geçmişte AK Parti'nin içinde olup haramdan ve yalandan korkan, artık oradan uzak duran muhafazakar demokratların birlikte destekleyeceği, yerlinin yabancının sevdiği, insan ayırmayacak olan Alanya İttifakı'nın adayını bize Osman Başkan'ı getirdiler. Partimiz onu bağrına bastı. Alanya bağrına bastı. Hep birlikte, hep birlikte sevgili başkanımızı, sevgili başkanımıza güveniyor musunuz? O bir yandan bir mühendis, kimya mühendisi, çevreye duyarlı, kente duyarlı, kent suçlarına karşı son derece dikkatli bir isim. Bir yandan iyi bir yönetici ve enerjisiyle, projeleriyle, ekibiyle Alanya'nın kaybettiği yılları geri getirecek olan birisi. Ben size şunu söyleyeyim. Bakın, sevgili Muhittin Başkanım böyle yanıma gelsin. Osman Başkan, sen ortamızda dur. Şimdi bu başkanımın Osman Başkanımın iki omzu var. Bundan sonra Osman Başkanı seçtiğinizde başta Antalya Büyükşehir olmak üzere büyük şehirlerimizin eli Osman Başkan'ın omzunda, bir omzunda. Sağ omzunda Muhittin Böcek. Sol omzunda Genel Başkan Özgür Özel. Birimizin eli bir omzunda, birimizin eli bir omzunda. Arkasında değiliz, yanındayız, Alanya ile beraberiz. Seçin onu, açın Alanya'nın önünü. Onlara güveniyorum, her ikisini de size emanet ediyorum. Bir de bizim Muhittin Başkan'ın bir derdi var. Antalya'yı çok seviyor, Alanya'yı çok seviyor. Biraz önce bir kısmını anlattı, çoğunu söyleyemedi. Alanya'ya da çok hizmet etti, Antalya'ya da etti. Ama bir turizm bakanı var, olacak şey değil. Yani böylesi ne görülmüş ne duyulmuş. Şimdi bizim Manavgat'ta bizim Manav, biliyorum Tayyipçi olduğunu. Teyzem diyor ki Tayyipçidir o, Tayyipçi. Şimdi bizim hem Manavgat'ta hem Kemer'de zorluğumuz şu. Gündüz sizin burada da öyle ya. Kışın bir kişi, yazın 10 kişi var. Devlet parayı bir kişiye göre yolluyor. Ama 10 kişi atık su üretiyor, katı atık üretiyor. Biz diyoruz ki, Muhittin Başkan diyor ki, devlet bana kredimi versin, onayımı versin, ben diyor arıtma tesisimi yapayım. Ama bu azıcık parayla kış nüfusuna göre olur. Yaza göre olacaksa bana destek olması lazım. Diyorlar ki, kaç para lazım bu iş için? Bir hesabı var. 4 yıllık, 5 yıllık atık su parasını verdin mi tesis tamamlanıyor. Ya sen devlet babasın, ver parayı, al 5 yıllık atık suyu. Yok. Karşınızdaki bildiğin tefeci. Bak 5 yıllık para yerine 10 istese 2 katı insaf dersin. 20 istese 27 yıllık atık su parasına sözleşmeyi getiriyor, atın imzayı diyor. Arıtmayı yapacak,
27 yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin atık su parasına el koyuyor. Lanet olsun, yapacak bir şey yok. İmza atılmış, arıtma yapılıyor, daha bitmemiş. Geçen gün başkanla Antalya'dayız. Bir baktık, gelmiş arıtma tesisi açılışı yapıyor. Ya arkadaş, adam mafya gibi gelmiş çökmüş. 27 yıllık parayı almış, bizim tesisi bize açıyor. Hani ya nasıl biliyor musun? Adamı düğüne çağırdık orkestra çalsın diye. Parayı da vermişiz. Damada takılan altınları da bana takın diyor orkestra şefi. Böyle bir şey olur mu ya? Olur mu? Ya biraz utanmak olur. Sıkılmak olur. Tesis bizim. Parası bizim. 27 yıllık su parasına el koymuşsun. Muhittin Böceği davet etmeden tesis açılışı yapıyor. Muhittin Böceği'nin tesisini, Antalya Büyükşehir'in tesisini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan, Kemer Belediye Başkanı olmadan, Manavgat Belediye Başkanı olmadan açan bakana diyorum ki Allah sana akıl fikir versin ama bu yaptığının adı ne siyaset ne uyanıklık. Düpedüz sen bir siyasi yan kesicisin. Siyasi yan kesici. Alanya, Selçuklu'nun kışlık başkenti. Alaaddin Keykubat'tan, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'tan beri hepimizin göz bebeği olmuş muhteşem bir kent. 10 yaşındaydım. Sevgili babam, şimdi de bir emekli öğretmen, 80'li yaşlarında. 10 yaşındaydım, Alanya Kalesi'ne getirdi beni. Bu taşı denize düşürürsen dedi sana bisiklet alacağım. Büyük bir hevesle attım. Ama kimsenin düşüremediği gibi biz de düşüremedik. Ama Alanya'ya şunu söylüyorum, şunu söylüyorum. Dünyanın en güzel kentlerinden birinde yaşıyorsunuz ama hak ettiğiniz gibi yönetilmiyorsunuz. Bundan sonra Osman Başkanım'la beraber Muhittin Başkanım bu kenti size yakışır bir şekilde yönetecekler. Söz veriyoruz. Tabii mevcut belediye başkanının imar planında park olarak görülen, hepinizin kullanımına açık olacağı, ücretsiz kullanma yerlerini lokantalara, kafeteryalara, luna parklara, otellere, spor tesisi gibi alanlara verdiğini, oralardan artık sizlerin yararlanamadığını, anayasaya aykırı bir işgalle karşı karşıya olduğumuzu ben Sayıştay raporlarından okudum. Sayıştay raporlarından. Ve bundan sonraki süreçte Alanya'da kim zordaysa onun yanında olacağız. Elbette turizmci zorda. Banka borçları 10 milyar dolar olmuş. Otellerin %70'i ipotekli. Bu bölgede kış turizminin bir şekilde canlandırılması, yazın çalışan emekçilerimizin 12 ay maaş alacak şekilde istihdam edilmeleri önemli. Artan maliyetlere karşı tedbir alınmak durumunda. Yerli turist zorda. Yerli turist eskiden buralarda bir yazlık edinmediyse, iki göz bir oda edinmediyse buralara gelmesi imkansız. Hatta olacak iş değil de mesela emekli Hasan amca burada gelip bir hafta tatil yapmak istese fiyat 115 bin lira. Hasan amcaya verilen yıllık emekli maaşı 120 bin lira. Öyle bir noktadayız ki Türkiye Cumhuriyeti emeklisi Hasan amcaya kendi memleketinde bir hafta tatil yapacak parayı bir yıllık maaş diye veriyor. Ama
Alman hükümeti aynı yaştaki Hans'ı al diyor, parayı koyuyor cebine, git tatilini yap diyor. Hans'ın gelip tatil yaptığı yere Hasan'ın televizyondan bile bakamadığı bu düzene lanet olsun, yazıklar olsun. Tabii bir başka sorun da, Hans Almanya'dan uçağa biniyor. 3 saatte, 3,5 saatte Antalya Havalimanı'na iniyor. Sonra buraya gelene kadar da 3 saat sürüyor. Neden? Çünkü çevre yolu yalan oldu da ondan. Her seçimde söz veriyorlar. Her seçimden sonra sözde ihale yapıyorlar. Sonra patlıyorlar. Şimdi geldi, 3 kez olmadı. 4.'de kamu özel işbirliğiyle yapıyoruz, imzaları atıyoruz diyorlar. Her seferinde Alanya'yı, buraları kandırıyorlar. Bu yolun yapılması lazım. Doğayı tahrip etmeden dikkatli bir şekilde kamusal bir finansmanla bu yolun yapılması lazım. Ama bir yandan da bu havaalanının ki yapılmasına kim vesile olduysa, kim katkı sağladıysa son derece önemli bir iştir. Gazi Paşa Havalimanı güçlendirilmesi, genişletilmesi, yurt içi yurt dışı uçuşlara çok daha fazla yer verilmesi ve bu bölgenin canlandırılması gerekiyor. Turizm Alanya için çok önemli. Antalya turizmdeki 55 milyar dolarlık hacmin 25 milyar dolarını yapan bir kent. Ve 73 milyar lira vergi toplanmış ama sadece 7 milyar liralık hizmet bütçesine, yatırım bütçesine para konmuş bir kent. Türkiye'ye turistin de maalesef cebinde para olmayanı geliyor. Kötü planlama yüzünden. Bu dünyanın en güzel coğrafyasına gecede 99 dolar toplam para harcayacak turist geliyor. Oysaki yerli turist dışarıya gidince 639 dolar harcıyor. En basitinden, en ucuz diye bilinen ülkelerden birisi İspanya, bizim 2 katımız 200 dolar turiste harcattırabiliyor. Bunun için gözümüzü 4 atacağız. İyi planlamacılar seçeceğiz. İyi yöneticiler seçeceğiz. Turizmcinin de, turizmde çalışanın da, esnafın da, kentin de yüzünü güldüreceğiz. Ama bir yandan Antalya, Alanya bir tarım kenti. Burada her şey var. Elbette başta muz var, avokado var ama salatalığından, biberinden tutun her şeyin yetiştiği son derece önemli bir yer. Ama maalesef çiftçinin derdi boyunu aştı. Sebep, geçen sene Mayıs'ta 19 lira olan mazota çok diyorduk. Niye çok diyorduk? Diyorduk ki 4 liralık mazot 19 lira oldu. O gün verin oyu kardeşinize, doları düşüreceğim, mazotu düşüreceğim, enflasyonu düşüreceğim dedi. Oyları aldı. Bugün mazot 43 lira oldu. 43 lira. Şimdi çiftçi tarlaya gitmek mazotla, ürün ekmek dikmek mazotla, sulamak, gübre atmak mazotla, arasını sürmek mazotla, toplamaya gitmek mazotla, götürüp satmak mazotla. İğneden ipliğe her şeye zam geldiği gibi çiftçinin belini bu mazot fiyatları büküyor. Yıllardır ezan okuyor herhalde. Ezanı dinleyelim, sonra bir 10 dakika daha konuşalım, ayrılalım. Şimdi ezanı dinleyelim.
Şimdi çiftçinin durumu mazotla kötü, gübreyle kötü, bir de destekleme alamadığı için kötü. %1'ini alması lazım kanuna göre. 263 milyar destekleme. Maalesef 85 milyarını vermişler. 178 milyar lira çiftçinin alacağı var ama vermiyorlar. Daha doğrusu hak ettiği halde vermiyor. Bunun 3 katı 4 katı destekleme vermesi lazım. Buradaki çiftçinin bütün sorunları hepimizin takip ettiği, bildiği, çözümünü dile getirdiği sorunlar. Ama bundan sonra en öncelikle yapılması gereken iş ÖTV'siz, KDV'siz mazot talebini yeniden hayata geçirmektir. Yatlara, kotralara, gezinti tekrelerine ÖTV'siz, KDV'siz mazotu verip Alanyalı çiftçiye 43 liradan mazot satanlara yazıklar olsun. Başka bir şey demiyoruz. Yazıklar olsun. Şimdi Alanya ilçe başkanımız ve Osman başkanımız Alanya'daki emekli sayısını söylediler. Baktım, gerçekten nüfusun çok önemli bir kısmı emekli. Bir emeklilere kaldırsın göreyim. En düşük emekli maaşı alanlara kaldırsın. En düşük. Neredeyse %70'e en düşük. Kaç para alıyoruz? Bu Türkiye'nin en büyük ve en mağdur korosu. Ortak şarkıları çok acıklı. 10 bin lira. Bakın. Tayyip Bey ilk geldiğinde 3 Kasım 2002'de partisi iktidar olduğunda emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. 1,5 asgari ücret. Hiç size karışmasa, hiç size ilişmese bugün alacağınız maaş 1,5 asgari ücret 26 bin lira. 10 bin lira nerede? 26 bin lira nerede? Bu memlekette bir hesap hiç şaşmaz. Ne hesabı şaşmaz? Altın hesabı şaşmaz. Bakın, siz emekli Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşını alıp kuyumcuya gitseniz o maaş 8 çeyrek altın alıyordu. 8 çeyrek altın. Bugün 10 bin lira sadece 2,5 çeyrek altın alıyor. 2,5 çeyrek altın. Ne kayıp var? 5,5 çeyrek altın. Şöyle düşünün. Bir çeyrek altını aldınız kuyumcudan. Cebinize koydunuz. Eve gittiniz, baktınız yok. Ne yaparsınız? İnsan deli çıkar. Koşar yollarda, bakar nerede düşürdüm diye. Şimdi bunu AK Partili, MHP'li emeklilere lütfen siz anlatın. Bir emekli değil, her emekli. Bir sefer değil, her ay. Bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybetmiş. 5,5 çeyrek altın. Ve hesap şöyle ortada. Siz deyin ki bu çeyrek altını ne zaman kaybettin? Bu çeyrek altın nerede aranacak? Kaybedildiği yerde aranacak. Nerede kaybettik? Bir seçim sandığında kaybettik. Nerede bulacağız? Önümüze gelen ilk seçim sandığında bulacağız. Mutlaka bunun hesabını soracağız. Ramazan mübarek gün. Ramazanınızı mübareklerim. Allah oruç tutanların oruçlarını kabul etsin. Bakın, 2 Nisan günü emekli ikramiyeleri yatacak. Bu emekli ikramiyesi 2018'den beri veriliyor. 2015'te Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu emekli ikramiyesi verelim dediğinde yok demişlerdi. Sonra 3 Kasım'da biz de vereceğiz dediler. Kasım'da
Kasım'dan 2018'e kadar 3 yıl seçim yoktu. Sizin 6 ikramiyenizi hakkınız olduğu halde vermediler. 2018'de 1000 lira verdiler. Biz itiraz ettik. Bir maaş olacak dedik, 1000 lira verdiler. Peki o beğenmediğimiz 1000 liralık ikramiye tam 24 kilo kıyma alıyordu. 24 kilo kıyma. Gidin bakın hesaba. 40 lira kıymanın kilosu 42 lira. 24 kilo kıyma alıyor 1000 lira. Şimdi 3000 lira. 5 vereceğiz dediler, 3'e indirdiler. 3000 lirayla 2 Nisan günü gittiğinde fiyat artmazsa 6 kilo kıyma alabiliyorsun. 3000 lirayla 6 kilo. 24 kilo nerede? 6 kilo nerede? Arada 18 kilo kayıp var. Ramazan'da iftar sofrasından, sahur sofrasından, bayram sofranızdan 18 kilo kıymayı almış birisi. 18 kilo kıyma. Sizin mutfağınızdan, sofranızdan, evladınızın, torununuzun kursağından sadece bayram ikramiyesiyle 6 yılda 18 kilo kıyma alınmış. Ve böyle bir zulüm, böyle bir haksızlık emekliden başkasına yapılmıyor. Geçen günlerde dedim, arada hiç olmazsa bir asgari ücret olsun en düşük emekli maaşı. 7000 lira farkı verelim dedim. O kadar para yok diyor. Emekli kart verelim. Elektriğe, suya, telefona indirim yapalım dedim. Buna bütçe yok diyor. Emekliye verilecek 7000 lira 690 milyar tutuyor yıllık. 2024'te altın şirketlerinin, saray müteahhitlerinin, yandaş müteahhitlerin kazanıp da ödemesi gereken vergiyi affettiler ya, teşvik olsun diye. 670 milyar tutuyor. Yani emekliye gelince yok, Anagold firmasına gelince, altın şirketine gelince, saray müteahhitine gelince, beşli çeteye gelince var. Size para yok diyor Tayyip Erdoğan. 31 Mart'ta emekliler, size yok yok diyen Tayyip Erdoğan'a oy var mı? Yok yok yok. Tayyip Erdoğan, bak sen onlara yok dedin ya, onlar da sana cevap veriyor. Oy var mı? Bu kadar. Bundan sonrasını Tayyip Erdoğan düşünsün. Gücünüzün farkında olun. 16,5 milyon emekli var. Siz isterseniz her istediğinizi alırsınız. Burada kardeşiniz var, evladınız var. Size şunu söylüyorum. 31 Mart seçimlerinde muhalefete güç verin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne güç verin. Emeklinin hakkını hep birlikte söke söke alacağız. Söke söke alacağız. Bir başka taraftan şunu hep beraber görüyoruz. Her gün atanamayan öğretmen tartışması var. Bir kere bu atanamayan lafını Tayyip Erdoğan uydurdu. Atanamayan öğretmen diye bir şey yok. Öğretmenin ne kusuru var da atanamıyor? Ama senin mülakatın, senin partizanlığın, senin insan ayırman, senin kul hakkı yemen yüzünden 1 milyon öğretmen atanmadan evlerinde oturuyor, başka işlerde çalışıyor. Biz bütün öğretmenlerimizin arkasındayız. Gazi Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, baş öğretmenin dediği gibi öğretmenlere mebus maaşından az vermeyin demiş. Sen hepsini aç billaç süründürüyorsun. Öğretmenleri sana ezdirmeyiz.
Karınca'nın kardeşi var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir yandan staj mağdurları, çıraklık mağdurları var. El sallıyorlar, buraya da gelmişler. Şeref vermişler. Dün de Tayyip Erdoğan'ın mitingine gitmiş staj mağdurları. Onları gözaltına aldırmış. Telefonlarını toplatmış. İtiş kakış emniyete götürmüş. Buradan bütün staj mağdurlarına, bütün çıraklık mağdurlarına, 9000 güne takılıp EYT'den yararlanamayan Bağkurlulara söylüyorum. Sizinle birlikte mücadele edeceğiz. İki elimiz yakasındadır. Hakkınızı söke söke alacağız. Söke söke alacağız. Burada Alanya'dan bir kez daha bütün Antalya'ya ve bütün Alanya'ya seslenmek isterim ki bir yerel seçim var. Yönetenin ne zamandır nasıl yönettiğini biliyorsunuz. Bir partinin arka bahçesi haline gelmiş belediyedeki olanı biteni benden iyi biliyorsunuz. Alanya'nın bir evladı Davut Başkan'la Alanya ittifakını kurmak, Alanya'daki sosyal demokratını, milliyetçi demokratını, muhafazakar demokratını, sağcısını, solcusunu, Alevisini, Sünnisini, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi birlikte kucaklamak, belediyeyi onlarla birlikte yönetmek ve hep birlikte başarmak istiyoruz. Hep birlikte başarmak. Bunun adı bu güzel günde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin gününde Atatürk'ün en çok beğendiği şehirde güzel insanların Antalya'sında, güzel insanların Alanya'sından bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Karşımızdaki korku ittifakına inat, biz umudun ittifakıyız. Biz kardeşliğin ittifakıyız. Biz ötekileştirenlere inat, kucaklaşanların ittifakıyız. Biz şeytanlaştırana inat, barıştıranların ittifakıyız. Biz ayın sonunu getiremeyen emeklinin, emekçinin, borcunu ödeyemeyen siftahsız esnafın, tarlada ürününü toplayamayan çiftçinin ve milletin efendisidir diye Atatürk'ün baş tacı yaptığı köylülerin ittifakıyız. Biz Türkiye ittifakıyız. Renklerimiz ay yıldızlı al bayraktandır. Renklerimiz kırmızıyla beyazdır. Kırmızı, 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 en büyük, en büyük. Osman Başkan kazanacak, Alanya kazanacak, Muhittin Böcek kazanacak, Antalya kazanacak, Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Biz kazanacağız, siz kazanacaksınız, güzel memleketiniz kazanacak. Alanya'ya güveniyorum, Alanya'ya inanıyorum, Alanya'ya her iki başkanımı da emanet ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Akseki Belediye Başkan adayımız Sayın İlkay Akça'yı sahneye davet ediyoruz. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye, duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha, yorulmak yok hiç Akseki bizlere. Akseki Belediye Başkan adayımız Sayın İlkay Akça geliyor. Yetişiriz her yere, hazırız biz yine.
Durmak Murat Paşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal geliyor. İşimiz belediye. Gazi Paşa Belediye Başkanımız. Gazi Paşa Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz geliyor. Güzel en iyiyi hak eder. Uğruna her gün şeye doğmuş değer. Belediye Başkan adayımız Sayın Nurettin Sönmez. Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. Milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Sayın Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Cavit Arı, Sururi Çorabatır. Yorulmak Yüksek yok hiç bizlere. Kurulu üyemiz Sayın Deniz Demiröz. Parti İşimiz meclisi üyelerimiz Şengül Yeşildal, Uğurcan İrak, durmak Ali Abbas Ertürk, Yalçın Görgöz, Genel Başkan Yardımcımız Burhanettin Bulut. Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının genç liderine bir genç ressamımızın hediyesi var, bir kara kalem çalışma. Sayın Balım Çetiner size bir kara kalem çalışma hazırlamış sizin için. Şimdi size takdim edecek. Azimle, gururla 5 yıl daha yine kazanacağız. Yine birlikte Sayın kazanacağız. Antalya. Cumhuriyet'in 20. yüzyılının genç lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e kara kalem kablosunu hediye ettiler. Şimdi de ilçe örgütümüzün hediyeleri var, onları alalım. Alanya'mıza özgü ipekli dokunamız ve kokusu, çiçeklerimiz var. İlçe başkanımız Sayın Bülent Kandemir takdim edecekler. Atamızın söylediği dünyanın en güzel şehri Antalya, turizmin adresi. Antalya'ya adanmış ömür. Sayın Antalyalı Genel Başkanımıza, hakkını, Büyükşehir hakkını Belediye verir. Başkanımıza, Koca İlçe Belediye aslı, Başkan adayımız. Antalya sevdasıdır, onun yolu hep Atatürk. Haydi Antalya, sandık başına, Muhittin Başkan'la yine tarih yazmaya. 31 Mart'ta haydi bir daha, Muhittin Başkan'la yeniden devam Antalya. Haydi Antalya, sandık başına, Muhittin Başkan'la değerli Alanyalılar, bu muhteşem günde Antalya'nın tümünde elde edeceğimiz başarıları bir kez daha ilan ettiğimiz bu coşkulu günde bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizinle kazanacağız. Sevgiyle kazanacağız. Birlikte kazanacağız.